1935 doğumluyum. Emin Sarı Aydın. Selcan'da yaşıyorum. Hayatım çiftçilikle geçti. Çiftçiyim. Katırlarım vardı. Onlara bağları, tarlaları da ekin ekerim. Ekinleri ekerdim. Ekinlerimizi kaldırdık. İdaremizi, geçirimizi öyle bunlarla ilişkiler temin ederdik. Tabii gençler çoktu. Gençlerime de vardı. Yani mesela çoğuzluk. Bazı işte işlerimiz işte. Bazı ya iş bu zaman da amelilik yapardık. Amel devrelenmiş yapardık böyle. İşte geçimimizi böyle şeyler sağladık böyle içimizde. Geçim darlığı olduğu için biraz da biz Almanya zamanı çıktı o zaman, Almanya'ya gitme zamanı şey oldu. Oraya kaynıyorduk. Biraz onu bekledik. Almanya'da birkaç sene bekledik Almanya. Almanya'da mı çıktı? Ondan sonra işte işlerimizi böyle devam ediyoruz. Sonra Almanya'ya gittik. Almanya'da 30 sene çalıştım. Oradan emekli oldum işte. Orada geçen sürelerimiz çok, arkadaşlarımız da çok, şeylerimiz oldu çok şeyle falan. Ya Almanya işte burada geçim süresi biraz şey olduğu için Almanya da daha hayat parlak, daha parlaktı orada, daha fazla işte. Oraya yazılalım, kaydolalım diye oraya kaydolduk Almanya'ya bir akşam vasıtasıyla. Süreyi bekledik, Almanya'cımız da beklerken 2-3 sene sonra bir çıktı Almanya'ya. Almanya'dan nasip oldu, oraya gittik. Orada çalışmamız orada başladık. Geçimimiz oradan, şeyimizi oradan temin ettik. İşte işlerimiz orada daha iyi geçti. Para kazancı bol. Alman bir mark mesela 3 lira falan 4 lira oldu orada geçimimizden. Yani hayatımız biraz parlak olmaya başladı. Yani şöyle bir geçimimizdirler. Dil bilmediğim için biraz zor çektik. Böyle belki birkaç sene falan böyle anlaşmak şeyimiz zor oldu. Mesela bir alışveriş yapacaktın, gidecektin, onu nasıl yazacaksın? O seninki mi, seninki bilmiyor. Yavaş öğrenmeye başladık. Dillerini bayağı öğrendik. Anlaştık sonra alışverişimizde çalışma iş yerlerinde falan çok işe oldu işlerinde falan. İş yerlerimiz pek o da şeydi. Benim işlerim ağır değildi, güzeldi, çok şeydi. Rahat iş yerimde, işlerimizde ya da hani işte bunun gibi böyle işte geçişimizde işlerdi bas. Askerlik daha tabii o şeyden evvel tabii de Almanya'dan önce tabii askerlikti mi de. Askerliğe gittik, askerlikte gider jandarma olarak gittik oradan. 6 ay Siirt'te okulda okudu, ondan sonra dağıtım yaptılar, kilise, hududlar, gümrükler vardı buna, gümrük askerler vardı. Onları kapattılar, jandarmalara verdiler böyle. Biz zandarma hududlara gittik, ben jandarma olmasıydım. Orada yani işimiz ya da çok şeylerimiz var, kaçakları orada, o da suyla kaçakları vardır. Yani orada sırtlarıyla geçirirler, bayağı hayatlarında bu tehlikeleri bayağı çok geriye. Arkalarında 50 kilo, 60 kilo yük götürürler, ipek kadar orada peçede. Sultan'dan şey geliyorlar. Onlar hadi geçmezse de anlaşmalı bazen anlaşması bazen şeyler. İşte olaylar oldu. Çok bazı olaylarda ona geçerek ben. İşte oralarda işte hayatlarımız çok şeyler. Bir hadisem şeydim. Ben orada 15 olduğum için şey değiştiriyordum. Bazı kaçaklara uğraşıyordu yerine. Bir yüzbaşımızda bir hadisemiz oldu. Bir binbaşımız vardı. Binbaşımız benim kaçakçılar uğraştığımı şey diyormuş, şey etmiş böyle de yüzbaşı demiş, bunu demiş köye indirme demiş böyle. Bizim karakolumuz dağdaydı. Dağdan bir de köyde vardı, köye indirme bunu olmuş dedi. Anlaşıyor kaçaklara dedi. Bir gün köyde işim oldu, köye indim aşağıya. Şimdi yüzbaşı beni görünce kadar vardı, Emine Muşam'a çağırdı. Ben kaçtım. Bizim gibi daha evvel ben tuttum dövüyor zaten böyle şeyler. Bir deline topu var böyle şeyler. Ben kaçtım birden böyle şey böyle şey var. Dolaştım oradan. Yukarı karakola çıktım. Yüzbaşı orada eline böyle bir topu almış. Beni arıyor orada. Böyle baktı orada hızlı iyice kızmış. Ya, kızını alamadı karakola gidiyor tepeye. Baktım karakola ben de karakoldan Suriye'ye geçtim. Suriye'den geçtim ötüyenle. Karakola gelmiş yüzbaşı, nerede böyle maç yok. Nereye yüzbaşı mı? Gitti karakola, Suriye geçtik ettim işte. Yüzbaşı bir orada bir içerik yapmış yani. Bir içerik tabii Suriye kaçtı eline.
Ben de oraya gittim, mağara var orada aşağı bir güvaş aldım. İki kişi gönderdi beni. Geldi onlar bana, yemin olsun ellemeyecekler bizi ciddi. Gel gel ellemeyecekler seni gel dedi. Gittik geldim sonra işte o köye gittikten kere köy evine köyüne geldim. O da onlara bir arkadaş var söylemiş. O da bir karavolu şey var. Bura bunu dişimap söylüyordum şuna. Ben oraya girdim, oraya yattım. Oturuyorum bu odada. Sonra öyle birkaç tane hep sonra geldi öyle bir geçti baktı. Seni hayır senin diyen yani dedi. Ya da yattı kadisemiz böyle bunlar bizim çok şey geçti. Askerliği bitirdik geldi tabi buraya işte ondan kere 1958'de evlendik. Evlendikten sonra işte işimizi, gazimizi ayarladık böyle şeyler. İşte Almanya hadisesi çıktı ondan kere. Geçimizde mesela çocuklarımızı ikisini oraya götürme Almanya'ya. 5 çocuk var. 4 oğlan, 1'i kız. Kız öğretmen. Oğlanların biri okudu, şey mühendisiydi. Bilgisayar mühendisi. Ya buraya bir iş yaptılar, ona çağırdılar. O da işte orada başka yere dağıldılar. İkisi Almanya'da duruyor. Torunlar falan orada. 6-7 tane torun vardı. Çok orada bayağı çemiz oldular şeyler. Almanya demişler. İşte demek ki Almanya'dan emeklim geldi. Almanya'da çalışırken tabii orada bir şey yaptılar. Almanya'da bir kriz geldi yani Almanya'da. İş krizi çıkarma yaptılar Almanya'da. Çıkarış yapıyorlar da. Abfindük'te bir şey yaptılar. Onu para veriyorlar böyle şeyde Almanya'da. Para geri döndürüyorlar Türkiye'de. Tabii herkes yazılıyordu işte fabrikada. Grup fabrikada çalıştım ben de. Böyle bir saç çıkarıyordu çok büyük de. Beyaz tabii bir yerden geçmiyor tabaklar. 5-6 yerden geçiyor. Ondan kere de inceliyor kalıyor. Tam 0-30'a 40'a indiriyorlar. Bu çelik tenceren saçlarını biz yapıyorduk böyle hep böyle böyle elbiseyle. Bizden alıyorlar tırlığa gelip bunu götürüyorlar da böyle şeyden. İşte oradan işte işlerimiz iyi gitti orada. Almaya çalışırken o krizi anlatacaktım diye şöyle anlatıyordum. Yazıldık. Hep aradan bir zaman geçti. Veriyorlar 25 bin mark veriyorlar o zamanla. Böyle para diye dönmüyor. Dönüş parası veriyorlar falan. O dönüş parası almak için biz de yazdık. Giden bari atı o sandık ve piye diyen de. Bayağı da çalışmıyorduk. 15-20 sene falan o da çalışmıştık mesela. Aradan epey bir zaman geçti. Bir arkadaşım bir dedi ki gidemedik hep soran bakalım dedi. Ben Almancam bayağı iyiydi. Konuşuyordum Almanca'da. İyi Almanca tercümanlık yapardım böyle şöyle. Böyle. O da gittik büro personel veya var sorduk. Adam dedi ki o arkadaşa isminiz Sabri Öztürk. Benim de Emin Saray'dın. Ona baktı sen ismini geri almışsın çıkışın gitti. Neden? Ben almadım geri de. İki tane Öztürk vardı. O biri almış da onun konunu yanlış almışlar. Neyse personel şefine dedik ki biz bu almadı bu. Ben ona anlattım durumu güzel şeyler. An bu çıkışını almadı. Başka bir Türk var o almış gelmişim. Ona dedi ki sen çıkışını istiyor mu? İstiyorsun tamam. Ekseri yazıyor altına imzasını. Attır imzasını. Tamam dedi. Ben seninkini dedi, daha fabrika sormadık dedi. Yani ustabaşı var ustabaşına. Mayıslar derler orada ustabaşına. Ona soracağım. Onlar karar dediler. Aradan 15 gün geçti. Ben gittim bir daha büroya bana sordum. Senin çıkışını veremiyordular. Neden? Senin ustabaşın istemiyor. Mayıslar istemiyor senin çıkışını. Senin için. Ben iyi çalışıyordum. Yani orada severlerdi böyle şey olmadan çalıştığım için. Benim çıkışımı vermediler. Sonra ben birkaç yerlere gittim. Alayım gideyim para 25 bin mark veriyorlar o zamanlar için. Para da bayağı iyi paraydı yani ben diye. Ondan baktım olmadı. Bir gün sonra bir Türk arkadaşlar var daha şöyle. O tercüman kepedi orada. Ona söyledim. O dedi birkaç yıllara soğuduk falan olmaz dedi. Sonra bir gün bir şef o da personel olarak geliyormuş. Fabrikanın büyük şefi tabii şöyle. Ben de o da arkadaşlar uğraşıyorum onlarla beraber uğraşıyorum. Bu ne diye bu gitti burada dedi. Bu dedi çıkışını aldı dedi. Bunu da Mustafa Şehir, onun mesleği, onun çıkışını vermiyor dedi. Bir de ben de bana döndü dedi ki sen çıkışını istiyor musun dedim. İstiyorum dedim. Daha kapı dedi bana. Para almadan gidebilirsin dedi. Para yok sen dedi bana.
O zaman biz de çıkamadık hayata parayı almayınca. Öyle kaldık. Hayatımı devam ettir, çalışmayı devam ettir orada diyorken. Adam bayağı bir zamanlar geçti. Bir gün çalışırken Alman bölgedeki orada ismini söylemedi de soyadını söylerler, Saraydın diye. Saraydın gel buraya geldi geldi, ne var dedim. Bak de sen yakında emekli olacaksın dedi. Dedim ya sosyal plan çıkarmışlar, sosyal plandan erken emekli yapıyorlar. Bazı azıcık gene iş krizi şeyler var diye. Ben oradan epey bir geçtikten sonra beni personel buradan çağırdılar. Ne var dedim, ne istiyorsunuz dedim. Sen emekli olmayı istiyorum, istemem. Emekli isterim, tamam, tamam o zaman. Sen o zaman al şu kağıdı, git doktorundan bir rapor al geldi. Gittim raporun doktorundan çalıştım, bazı hastalıklardan falan geçirmiştim tabii şeyle. Ondan rapor aldım geldim. Verdim büroya, tamam beklediler geldi. Arada bir zaman gece buradan geçti aradan. Tabii zaman değil de yani birkaç geçiyor aradan tabii hani böyle bir şeyle, bir şey ne demesinden yani. Sonra çağırdılar beni gene büroya. Buraya vardım, ne diyorum, tamam dedim, biz seni emekli ayırıyoruz dediler. İki sene bizden para alacaksın, hiç çalışmadan. Yani 3.000, 3.500 bark para alıyordum o zaman. İki sene para alacaksın, hiç çalışmadan. Ondan sonra istersin ama 60'a doldurur, emek koyacaksın, tamam dediler. Bir de şu şey aldım, işe çalışırken bir Ramazan günde kazayımı anlat vereyim. Çalışıyordum sabah çizdim, sabah iş yerine vardım. Oruçtum tabi o gün özellikle. Biraz işte benim iş yerinde çalışırken bir buntlar vardı, büyük böyle toplar böyle 20 ton, 25 ton, 30 ton falan geldi buna. Makineye taktım, makineye dokundum, sabah açık uykum geldi biraz öyle. Oturuyorum, o makine dönüyor, ben oturuyorum, bakıyorum tabi. Herhangi bir şey olsa ne efendim, o bittiğim tabi birden takıyorum şöyle. Azıcık uyuklamışım, uyukacağım herhalde. O topların, bunların başa demirlere bağlıları var, onları kesiyor. Bunu biri kesendim şöyle dedim, tek aşağı indim ben. Ben onun ucunun farkını, o şeydeki öyle yere koyuyor da kapatıyor altta, onun farkına varmamışım. Şimdi oradan o, ben bu şey kesince kadar beni buradan bir tane vurdu. Tabudan da öten atla bir yarış çalışıyordu. Saç biraz o vaslara girdi miydi sert oluyor. İlken gelirken siyah band olmuyor da sonra beyazım sert oluyor. Onu ben farkına etmemişim. Bir kestim, bir at ben buradan, bu dişlerim hepsi kırıldı böyle şeyler. At, trenle at bir yön düştüm. O trenle hemen şöyle orada bir önterde bir adamın da var ama o geldi, kaçtı geldi. Yani beni oradan yukarı çıkardılar. Sonra şefler geldiler, baktılar orada. Hastaneye gittim, hastaneden işlemle tamir ettiler, eve geldim. Hastam böyle geçti işte. Emekli işimde işte günüm geldi, emekli ayırdılar. Bayağı orada iki sene yatıra para aldım. Ondan sonra emekliğimiz, işim bitti bir adamım işte zaten. 1984 senesinde hacca ben niyet ettim. Ya o zamanla oradan da gidiyor da buradan daha iyi yaşayanlar. Yani orada ustabaşı mavi konuştum, bana uzun izin verin dedim. İka izin verin ben dedim. Ya veremez falan dediler izin de, neyse oradan bir buçuk ay izin verdiler. 15 günlüğünde sigortası yaptılar. Orada 15 güne fazla sigorta yaparsak da o zaman işten çıkarman gerekiyor sendiler. Ondan sonra buradan hacca yazıldım. Orada o iki sene izini verdiler. Geldim buraya buradan. Diyanet şeylerine daha böyle gittim. Şöyle şey yazılmıştım tevreşen. Diyanetin içerisinde. Ondan Diyanet otobüslerle gittik buradan bize hacca biz buradan. Buna otobüslerle gittik. Hac farizlerini yaptım geldim oradan. Aşağı yukarı 30-35 gün falan hac farizleri yaptık. Onu da Allah öyle kabul etsin öyle bize. Ve işte işimiz tamam böyle haçlımız da ondan kadar başka konuşacağımız. Ya bu eskili yeni farkı şimdiki insanlar tabii daha şey yani sosyeti mi diyorum sosyeti mesela daha hayat daha şey geliyor. O zamanlar biz
ağır hayat yaşıyorduk böyle. Kendi kazancımızı kendimiz çok zor kazanıyorduk böyle bir şeyle. Kolye kazanma yoktu böyle şeyle. Bütün amelilik de böyle. İşe gittiğimiz zamanlar mesela gün doğup gün batırla çalışıyorduk böyle şeyle. Gün doğu gün battı böyle. Saat yoktu saatle böyle şeyle. Ama şimdi 8 saat adam 8 saat diyor, 8 saat adam çalışmıyor da. Ben almaya çalışırken adam bize 15 verir, 15 lira çıkarır. 15 defa çalıştırır. Ama burada öyle değil ki. Burada istirahat et, dinlen, işe et, bir şey et, hepsi et. Hepsi 8 saatin içerisinde. O da 15 saatten çıkarıyor orada, o da çalışıyor. 15 saat çıkarıyor, ona çıkarıyorlar bir de. Burada hep aynı şekilde. İş saatleri biraz ağır insanlar tabii burada o. Ondan dolayı şimdiki sanayi de iş oldu şimdi böyle. Sanayi de olunca kadar insan ağır da toprak çalışmak istemiyor yani. Sanayi de istemiyor şöyle yani. Geçim şartları da ağırlaşıyor tabii biraz fazla. İnsan daha lüks yaşama için para lazım. Para az kazanıyorsa o zaman yani geçim aile ve geçim olmuyor yani işte az yaşıyor gibi. Boşuna oluyor, çoğuna kavga çok oluyor. Ekseri tabii paranın yokluğundan kavga ediyor.